teknoloji son noktasına yetişti ve iflas etti. Zaten bizim kendi itikadımızda kıyamet yakın olduğu zaman da bir kimse gelir. O kimse Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi? O tekbir ile bütün bu reaktörlerin işini bitirir. Manevi güç sahipleri var şimdi. Onların dengesinde kaldı şimdi dünya. Yani Mehdi geldiğinde. Mehdi Aleyhisselam'dan başka. Mehdi Aleyhisselam işi başka. Bu dünyanın manevi varlığını kontrol altında tutan 40 zat var. Şu 40 anda, büyük evliya var. Yani. Ha. Bunlar bunu bilmez şeyler. Neyi bilin ki zaten? Zaten bir şey bilsem ne geleceğim sana? Alim ben. Bir şey bilsem ne geleceğim sana? Alim deryadır. İlim deryadır. Sen çok bilin desene. Ucu bulunmaz deryadır. Onun için ben istemiyorum çok derine bastırayım. Çünkü millet hayret denizlerine düşer. Düşsünler birazcık. Çünkü zannederler dünyayı bu atom silahının elinde tutanlar idare eder. Anlasınlar kim idare eder. Şimdi anlasınlar. Şimdi ben söylemiyorum. Lakin vaki olan hadiseler %100 bu insanların inancını alt üst etti. Bunların dayandıkları güç, dinsizliklerini ayakta tuttukları kuvvet bu atom kuvvetiydi. Atom iflas edince onlar bir sütun kaldı havada. İşte budur. Ya dönecekler ya yok olacaklar. Yeryüzünde insanlık 7 seneye kadar, bak dikkat et, 7 seneye kadar ya İlahi varlığı kabul edip kulluğu kabul edecekler veyahut yok olup gideceklerdir. Yeryüzü sahra olur deyiver. Kabul etmezler. Hiçbir etme, kabul etmezler. Etmez. Diyeti bizim üzerimizden yok. Bunlar kıyameti koparacaklar. Diyaneti. Vazifeleri odur. Efendim? Kabul etmeyerek kıyameti getirecekler. Vazifeleri odur. Ne yaparsa yapacak millet. Ya ayılacak veyahut düşecek. Olduğu yerde kalacaktır. Şimdi bu çok tehlikeli mesele. Girdiğimiz devir efendim teknolojinin mahkumiyetini kabul eden insanlardır şimdi. Dün 40 gün evvelisinde bunlar bu ellerindeki atomik tertibat ile dünyaya hükmedeceklerine inanan ve inandırmak isteyen kimseler elindeydi. Şimdi atom onlara şimdi düşün şey süksünleri düşün deriz biz. Onun gibi oldu. Şeyler yok. Sıfırlandı. Bak, gene söyleyeyim, şey bir zelzele daha vurdu. Durdursana zelzeleyi. Denizin altından nasıl şey çıkar? Volkan çıkar. Denizin altında ne var? Denizin altında patlıyor diyor. Ve bu kadar suyun altında ateş yanar mı? İşte dünyanın merkezinde ateş var. Nasıl olur? Dünyanın merkezinde ateş nasıl olur şey? Harman. Başlangıçta ateş idi de kurudu üstü. Yalan. Öyle de öyle. Çünkü ateşin üstüne toprak koysan söner. Değil mi? Ama o ateşi idare eden biri var. Hem bu bizim ateşem, bu ejderha gibi
lavlar. Lavların çıkması, efendim patlaması nedir? Demek ki yerin altında değil bilgiler milyonlarca atomun kuvvetinde reaksiyonlar mevcuttur ki istediği vakitte ona kumanda eden yukarıya fırlattırıyor. Karşı gelebilir mi? Karşı gelemezsin. Neyse, yetişir.